Dördüncü vecih, hayata şahsiye nazarında dahi zulümdür. Şu dördüncü vecihin esası olarak birkaç düsturu dinle. Birincisi, sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit, mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Ve aynur rıza an kulli <Sessizlik> aybin ولكن عين السخط تبدي المساوية sırrınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz başkasının mesleğini butlanla mahkum edemez İkinci düstur senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam, nasihatı bazen damara dokundurur, aksül amel yapar. Üçüncü düstur, adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et, onun refine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene ve hevai nefsine adavet et, ıslahına çalış. O muzır nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen, kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır, öyle de adavet hasleti her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder.'' zahiren mağlup bile olsa kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder, sana dost olur. اِذَا اَنْتَ اَكْرَمْتَ الْكَر۪يمَ مَلَكْتَهُ وَاِنْ اَنْتَ اَكْرَمْتَ الْلَئ۪يمَ تَمَرَّدَ Hükmünce, müminin şeyini kerim olmaktır. Senin ikramınla sana müsahhar olur. Zahiren leyin bile olsa, iman cihetinde kerimdir. Evet, fena bir adama iyisin, iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın, fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Öyleyse ve izâ bil billâhi merru kirâme ve in ta'fû ve tesfahû ve tagfirû fe innallâhe rahîm gibi desatiri kutsiyeyi Kur'aniyeye kulak ver. Saadet ve selamet ondadır. Dördüncü düstur, ehli kin ve adavet hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmeti ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü kin ve adavetle nefsini bir azabı elimde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir. Nefsine zulmeder. Eğer adavet hasetten gelse, o bütün bütün azaptır. Çünkü haset, evvela hasidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Hasedin çaresi, hasit adam haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Ta anlasın ki rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, muvakkattır. Faidesi az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi meziyetlerse zaten onlar da haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa, ya kendisi riyakardır, ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut mahsudu riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup, kader ve rahmeti ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Çünkü evvela Kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. Salisen sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör. Bir hisse de ona ver. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek affü safhla ve uluvü cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat, ehemmiyetsiz umuru dünyeviyeye Güya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şiddet bir hırsla ve daimi bir kinle mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek sigay-ı bir zalumiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. İşte hayata şahsiyece bu derece muzır olan adavete ve fikri intikama eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmişse onun sözünü dinleme. Bak, hakikat bin olan Hafız-ı Şirazi'yi dinle. Dünya ne meta'isti ki erzet ben Yani dünya öyle bir meta değil ki bir niza değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyleyse dünyanın cüzi işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Hem demiş Basayişi Dukiti, tefsiri indu harfest, Bağdusitan muruhvet, Bağ düşmanın mudara. Yani iki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder kazandırır. Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir. Eğer dersen, ihtiyar benim elimde değil. Fıtratımda adavet var hem damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum. El cevap, su hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse, kusurunu da anlasa zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde değil, vazgeçemiyorsun, senin manevi bir nedamet, gizli bir tövbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman, onun şerrinden seni kurtarır. Zaten bu mektubun bu mebhasını yazdık, ta bu manevi istiğfarı temin etsin. Haksızlığı hak bilmesin, haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin. Cahaya dikkat bir hadise. Bir zaman bu garazkârâne tarafkirlik neticesi olarak gördüm ki, mütedeyyin bir ehli ilim, fikri siyasisine muhalif bir âlim-i tekfir derecesinde tezif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı hürmetkarane medetti. İşte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm. Eûzu billâhim neşşeydânî ve siyase dedim. O zamandan beri hayata siyasiyeden çekildim.